Fenerbahçe taraftarları da, Fenerbahçe basın mensupları da, Fenerbahçe'yi takip eden basın mensupları da Mesut Özil'le ilgili yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya Avrupa basınında manşetlere çıktı. Taraftar formasını almak için sabırsızlanıyor. Yönetimse bu transferi kazanca çevirmeyi hedefliyor demiş. Fenerbahçe Mesut Özil'i bekliyor. Tecrübeli oyuncu menajeriyle birlikte Arsenal'le sözleşme feshi görüşmelerini sürdürüyor. Kalan 6 aylık kontratı karşılığında 8 milyon euro alacağı bulunan yıldız isim İngiliz ekibiyle anlaşması halinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3,5 yıllık mukavele imzalayacak. Ada kaynakları masadaki en güçlü seçeneğin Mesut'un 6 aylık maaşının bir kısmını, Arsenal'in bir kısmını ise sarı lacivertli takımın karşılaması olduğunu belirtti. Pazarlıkların belirleyici olacağı aktarıldı demiş Fotomaç gazetesi. Devam edelim. Fenerbahçe karlı çıkacak başlığı da dikkat çekiyor. Mesut'un transferi daha resmileşmeden Fenerbahçe'ye heyecan ve bereket getirdi. Avrupa basını ve özellikle İngiliz medyası yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe haberleriyle dolup taşıyor. Şimdiden büyük reklam yapan yönetim sponsorluklarla bunu paraya çevirmeyi planlıyor demiş. Ayrıca forma satışından da yüklü bir gelir bekleniyor. Taraftarlar şimdiden satışa sunulacak Mesut Özil formalarını almak için sabırsızlanıyor. Planların tutması halinde Mesut'un yüksek maliyeti bir yana Fenerbahçe'ye kar bile yapabilir demiş Fotomaç gazetesi. Fenerbahçe'nin gündemine dair Fanatik gazetesi de yine Mesut'la ilgili neler yazmış bir bakalım hemen. Mesut Özil haftaya resmen bitiyor. Çok özel haberi başlığı altında Fanatik gazetesi bu başlığı atmış. Londra'ya giden Mesut Özil kulübü Arsenal'le sözleşmesinin feshi için gerekli görüşmelere başladı. Birkaç gün içerisinde Mesut'un serbest kalması bekleniyor. Yıldız futbolcu İngiliz ekibiyle bağlarını kopardıktan sonra ise soluğu hemen İstanbul'da alacak. Fenerbahçe ile son detayları konuşacak ve gelecek hafta imzayı atacak demiş Fanatik gazetesi. Yine Mesut'la ilgili haberlerimize devam edelim. Birazdan muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kula da sözü bırakacağız. Kadro dışı bırakılan Londra ekibi de Fenerbahçe ile DC United'da çıkacak sonuca kilitlendi. 7,2 milyon sterlinlik düğümü 6 aylık alacağının durumu çözecek Mesut problemi demiş başlıklar altında. Mesut Londra ekibinden sözleşmesinin sonuna kadar alacağı olan 7,2 milyon pound'u bırakmamakta kararlı. Arsenal ise Ocak'ta yolları ayırarak haftada 350 bin pound kazanan Yıldız'a bu parayı ödemekten kurtulmak istiyor. Arteta belirsizlikten rahatsızlığını dile getirirken Fenerbahçe gibi DC United'da gelişmeleri yakından takip ediyor demiş. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul la gidelim mi yoksa gazete manşetleriyle devam edelim mi? Hemen Ahmet Selim Kula gidelim. Havalimanında muhabir arkadaşımız ve Fenerbahçe deplasmanından önce Ahmet Selim Kul tüm manşetlerde bugün yine bizleri Mesut Özil haberleri karşıladı. Dün akşam Mesut Özil'in taze ve sıcak haberlerle Galatasaray'ın özellikle galibiyetinin ardından bir kahve fincanı, Türk kahvesi konuşulurken Mesut Özil'in gazete manşetlerine yansımasa da gece geç saatlerde olduğu için bir paylaşım oldu. Ben bununla başlamak istiyorum. Eşiyle birlikte kahve içerken, Türk kahvesi içerken bir paylaşım yaptı Mesut Özil. Evet sevgili Ceyda Dönmez, bu paylaşımdan daha heyecanlandırıcı bir paylaşım geldi sabah saatlerinde. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil Instagram hesabından Fenerbahçe logosu paylaşarak bir göz kırpma işareti koydu. Yani abisi aslında müjdeyi bir kez daha verdi diyelim. Çünkü geçtiğimiz günlerde biz Mesut Özil Fenerbahçe dedik. Tabii ki bu hani öylesine yapılmış bir haber değildi. Haberimizin sonuna kadar arkasındayız. Prosedürler işliyor. Az önce sen de gazetelerde okudun, farklı iddialar var, yok alacakları vesaire. Şu anda Evet. sadece prosedürler işliyor. Onu söyleyelim yani. Bu iş hani bitti. Mesut Özil'in tabii ki bu paylaşımları da öyle, Sultanahmet paylaşımı, Türk kahvesi paylaşımı, yani bunlar tabii ki kel alaka şeyler değil. Şu anda prosedürler işliyor ama Mutlu Özil, Mesut Özil'in abisi sanırım o dayanamadı.
müjdeyi böyle biraz daha resmiye yakın kanallardan duymuş olduk. Biz de zaten haberimizi yapmıştık. Artık bu transferde geri sayımdayız. Prosedürler uzayabilir. Niye uzayabilir? Çünkü koronavirüs sürecindeyiz. Yani her ülkenin farklı kuralları var. İşte yarım çalışma durumu söz konusu var. Bu arada havalimanındayız. Erzurum'a gidiyoruz. Şu anda bir anons yapılıyor. Özür dileriz yayına yansıyorsa. Dediğim gibi artık prosedürler işliyor. Ben çok fazla uzayacağını, önümüzdeki haftaya kalacağını düşünmüyorum bu işin. İşler planlandığı giderse bu hafta ortasında vesaire artık resmi açıklamanın gelmesini bekliyorum. Peki diğer yandan da Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair yaşanan sıcak gelişmeleri de seninle konuşalım istiyorum. Yolculuğa başlamadan önce Ahmet Selim. Pazar sabahı Fenerbahçe taraftarları gazetelerini aldı. Aspor'u açtı. Evet, Mesut Özil ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler var. Ama tabii bir yandan Fenerbahçe'nin stoper hattına, savunmaya yapacağı takviyeler de merak ediliyor. O noktada sıcak gelişmeler, yeni gelişmeler var mı? Burada hep Sokratis ve Simondelli isimlerinden bahsettik ama bir aday daha öğrendim. Sadece biraz daha teyite muhtaç. Şu anda çok erken saatlerde olduğumuz için Evet. teyit almakta güçlük çekiyorum. Yani insanlar daha uyanmadı doğal olarak. Ama A-Spor'u izleyicilerimiz takip etmeye devam etsinler. A-Spor'dan yeni bir isim daha paylaşabiliriz eğer teyit ettirebilirsem. Bunun dışında kanat bölgesinde Osayi'den bahsettik ama burada da farklı adaylar var. Ya Fenerbahçe gidecek oyunculara göre transfer sayısı artabilir ama Mesut Özil bir stoper, bir hücum oyuncusu garanti gözüyle bakılan transferler. Fazlası olursa da inşallah biz izleyicilerimize bunu anlatacağız. Evet Ahmet Selim, kulağa kolay gelsin diyelim, iyi yolculuklar dileyelim. Mesut Özil transferini ilk kez Aspor ekranlarından Ahmet Selim Kul'dan öğrenmiştik hep birlikte. Şimdi Mesut Özil Türkiye'ye gelmeye çok yakın. Fenerbahçe taraftarlarının evet rüyası gerçeğe dönüşmeye çok yakın. Bizler de sizler için Mesut Özil'in kariyerine, hayat hikayesine yakından baktık. Gelin hep birlikte izleyelim. Beşiktaş Atakaş Hatayspor deplasmanında sahaya çıkacak. Fotomaç gazetesi 5. sayfasında sıradaki başlığını atmış. Siyah beyazlı takım hem serisini sürdürmek hem de liderliğini korumak istiyor. Gözler Aboubakar ve Kyle Larin'de. Tüm takım mutlak 3 puana motive demiş. Detaylarına bakalım hemen. Beşiktaş'ın Hatay sınavında en büyük iki silahı yine Larin ve Aboubakar olacak. Rize'ye 4 gol atarak sükse yapan Larin'le annesinin cenazesinden dönen Abu, Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Öte yandan takımda sarı alarmı çalıyor. Derbi mücadelesi öncesi Domagoj Vida ve Wellington'un yanı sıra Mensah kart cezası sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün Atakaş Hatayspor maçında kart gördükleri takdirde Galatasaray maçında oynamayacak, ceza sınırında yer alıyor bu üç önemli isim. Detaylarına bakalım. Sergen Yalçın'ın konuşmasının "bu bağı koruyun" ifadelerini kullanmış. Sergen Yalçın maç öncesi futbolcularına, Sergen Yalçın son uyarıları yaptı. Galatasaray derbisi için Hatay maçının önemini anlattı futbolculara. Bu aile bağını sahaya yansıttıkça her maçı kazanırsınız ifadelerini kullandı. Ve devam edelim Fanatik Gazetesi ile. Fanatik Gazetesi de "Mandzukic İbrahimovic etkisi yaratır" ifadeleri kullanılmış. Çok özel başlığı altında Gökmen Özcan'ın haberi. Hırvat golcü çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş yönetimi şu görüşte birleşti. Dünyaca ünlü süperstarı kartal yapmak için yoğun girişimlerde bulunan siyah beyazlılar bu transferle takıma hem mental hem de psikolojik anlamda önemli bir güç katmak istiyor. İdareciler başarılı oyuncuyla temaslarına devam ederken diğer yandan da kadroda yer açmaya çalışıyor ifadelerini kullanmış. Takvim gazetesine bakalım. Mandzukic'in net mesaj. Mandzukic haberleriyle devam edelim. 1,5 yıl için 6 milyon euro isteyen Mandzukic'e Beşiktaş olumsuz cevap verdi. Menajerine "fiyat düşürün, öyle konuşalım" iletildi. Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Mandzukic'teki fiyat farkını halletmeye çalışıyor. Siyah beyazlar 1,5 yıl için 3 milyon euro teklif ederken karşı taraf
6 milyon euro istemiş. Tabii bu noktada Beşiktaşlı idareciler de takım içerisindeki dengeyi bozmak istemeyeceklerdir. Mandzukic için bu kadar yüksek bir ödeme talep etmesi Beşiktaşlıların menajeri aracılığıyla net bir mesaj yollamasına sebep oldu. Takvim gazetesi derbi kadar zor olacak başlığıyla aynı zamanda bu akşam oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesine dair Sergen Yalçın'ın oyuncularına söylediği sözleri de sayfasına taşımış. Her maçın hikayesi farklıdır. Galibiyet serimiz çok fazla bir şey ifade etmez. Hatay ligin en formda takımlarından biri. Geçen maç eksik kalarak kaybettiler. Derbi kadar zor bir mücadele. Geri düşmemeliyiz. Kontrol 90 dakika bizde olmalı ifadelerini kullanmış Sergen Hoca maç öncesi futbolcularına. Sıradaki haberimizde yine Mandzukic ile ilgili Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu da görüşmelerin detaylarını Sabah gazetesinde okuyucularla buluşturmuş. Kartal Hırvat Yıldız'a sözleşmenin 6 aylık bölümünü kabul ettirdi. Problem geriye kalan bir yılda. Gelecek sezon için opsiyon maddesi koymak isteyen siyah beyazlar olumsuz yanıt aldı. 34 yaşındaki forvet mukavele